Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bizimle birlikte. Deniz Bey günaydın. Merhabalar, günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben biraz boğazım, kusura bakmayın, seyircilerimiz de kusura bakmasınlar. Ama herhangi bir şey yok. Dün COVID-19 testi yaptırdık. Negatif çıktı. Üşütmeden kaynaklanan bir boğaz ağrısı çekiyoruz. Ve o kadar çok dosya var ki Deniz Bey elinizde. Takip ettiğiniz o kadar çok yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma diyelim. Bu ihaleye fesat karıştırma lafı kullanılmaz oldu. Aslında işin gerçeği bu değil mi Deniz Bey? Tabii. Yani AK Parti'nin hileli olarak uyguladığı, yaptığı birçok maalesef kamu zararı doğuran davranış biçimi var. Seçtiği yöntemler var. Bunlar da tabii ihaleye fesat karıştırma, ihalenin edimine fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık sınıfına giren, görevi kötüye kullanma gibi suçları da içinde barındıran birçok uygulama. Bunlardan bir tanesi, isterseniz doğrudan örneklere girelim. Tabii. Evet, bunlardan bir tanesi, bakın burada elimle size göstereyim harita üzerinden. Devlet Demir Yolları'nın Ankara-İstanbul ikinci kesim, yani burada gördüğünüz ikinci etap rehabilitasyon hattı projesinde yapılan büyük yolsuzluk. Hızlı tren dosyasında fotoğraflar var arkadaşlar. Bu yolsuzluk nedir? Bu yolsuzluk, şöyle hemen evrakından göstereyim. Devlet Demiryolu Teftiş Kurulu Başkanlığı raporuna göre, yani resmi olarak bu yolsuzluğun beyan eden, ortaya çıkaran kaynak aslında kendileri. Diyor ki 610 milyon dolar bedelle 2010 yılında bu Ankara İstanbul Veziran İnönü arası ikinci kesim yapım işleri ihale edilmiş. Bu ihaleyi kazanan şirketler bir konsorsiyum. İkisi Çinli şirket, biri Cengiz İnşaat, biri de IC İçtaş. 610 milyon dolar bedelle bu ihaleyi alıyorlar. Ve diyor ki teftiş kurulu raporu, süre uzatımı verilerek 730 ortaya koyabiliriz arkadaşlar. Ekran açalım. 730 gün olan işin yapım süresi, bakın işin yapım süresi 730 gün. 1922 gün daha ilave ediliyor ve süre uzatımı veriliyor. Bu durumun da çok dikkat çekici olduğu belirtilmiş. Daha sonra bu iş bir türlü bitirilemiyor. Yani 730 gün işin süresi var, bitirilemiyor. 1922 gün daha süre veriliyor. Yani 5 yıl daha uzatılıyor. Nasıl bir işse iş yine bitirilemiyor. Ve teftiş kurulu diyor ki, yapılan incelemede diyor bazı olayların yüklenici kusurundan kaynaklandığı tespit edilmiştir diyor. Örneğin tünel imalatlarının yavaş ilerlemesi ve TBM makinesinin T26 tünelinin içinde kalması. Evet, pardon, tünel çökme diye fotoğraflarımız var arkadaşlar. Ortaya alalım onları. Yani yüklenici kusuru olduğu burada ifade edilmiş. İş bitirilemiyor. Peki ne yapılıyor? Bakanlar Kurulu kararıyla ek ödenek veriliyor. 244 milyon dolar ek ödenek veriliyor. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla bir ek ödenek tahsis edilebilmesi için işin bitirilmesi şartıyla veriliyor bu ödenek. Yani 610 milyon doların üzerine 244 milyon dolar daha Bakanlar Kurulu kararıyla ödenek verilince 854 milyon dolara bu işin bitmesi gerekiyor. Bu ancak tünel kazma makinesi toprağın altında kalan bu değil mi? Evet, bu TBM. Bakın hemen makinenin yanında insanlar da var. İnsanların boyutuna bakarsanız makinenin ne kadar büyük bir makine olduğu da oradan anlaşılıyor. Bu TBM makinesi tünel açmak için kullanılan bir makine. Bu dağın bir tarafından giriyor, dümdüz ilerleyerek dağın diğer tarafından çıkıyor.
Bu makina geriye doğru ilerleyebilen, geri gelebilen bir makina değil. O yüzden eğer makina dağın diğer tarafından çıkmaz da bir yerde sıkışırsa, bu tip bir makina ancak sökülerek tünelin içinden çıkarılabilir. Yani böyle bir durum var. Şimdi normalde ihalelerde %20'ye kadar bir iş artışı yapılabiliyor. Ama eğer %20'nin üzerinde bir iş artışı yapılacaksa, bir ödenek verilmek durumunda kalacaksa, bunun adı şudur. İhale yanlış yapılmış demektir. İhalenin feshi edilmesi gerekir. Yani çünkü ben 1 liraya bir iş yaptıracağım deyip yola çıkıp o 2 liraya çıkıyorsa, zaten o işin ihalesinde, keşfinde, analizlerinde büyük hatalar var demektir. İş tasfiye edilir. O nedenle %20 ilave iş artışı yeterli olmayacağı için, ya yani ilave ödenek yeterli olmayacağı için, %40 ödeneği de sadece Bakanlar Kurulu verebildiği için böyle bir ödenek almışlar. Ancak iş yine bitirilemiyor. Bitirilemeyince de işte burada klasik AK Parti yandaş kurnazlığı devreye giriyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Buraya edilirdi. Proje tasfiye edilir, yeniden ihaleye çıkılır, sağlıklı bir şekilde işin yapılması sağlanırdı. Şimdi tünel, böyle TBM makinesi tünelin içinde kalınca, dağın üstü çökünce, iş ilerleyemeyince, haliyle bütün bu Ankara-İstanbul arasındaki hatta faaliyete geçemiyor. Şimdi geçemeyince ne yapıyorlar? Diyorlar ki o zaman diyorlar bu TBM makinesinin kaldığı, yani AK Parti'nin büyük bir beceriksizlik eseri olan bu durum ortaya çıkınca burayı biz diyorlar bypass edelim. Yani es geçelim. Tünelden önce bir hat yapalım ve o hatla orayı es geçelim. Atlayalım, atlayarak devam edelim. Bu hattı da ayrıca ihale ediyorlar. Bunun için de ayrıca bir para ödeniyor. Bu da büyük bir kamu zararı. Ve hat bypass edildiği için konvansiyonel hatta bağlanıyor. Bu sefer de yüksek hızlı tren diye başlayan projedeki trenin hızı önce hızlı tren seviyesine düşüyor. Daha sonra da yavaş tren seviyesine düşüyor. Saatte yani, 50 kilometreye kadar düşüyor. Evet evet, 50 kilometre saatte hıza kadar düşüyor. Yani bu çağda AK Parti'nin yeni bir icadıdır bu. Yavaş treni icat etmiştir. Yani 800, bakın sadece ilk proje kapsamında 847 milyon dolar şirketlere ödemiştir ve yavaş tren icat etmiştir. 847 milyon dolara. Bir de üstüne ikinci ihaleyi yapıyor. Bir de onun da rakamları eklendiği zaman milyar doları aşan bir rakam. Ne için? AK Parti'nin yavaş trenini yapmak için. Yani inanmak hani çok zor. Yani bir işin içine giriyorsunuz. Burada zemin etütleri de yapılmamış herhalde Deniz Bey. Yani zemin etüdü yapılır. Bu teknik bir konu. Yani zemin etüdünü yaparsınız. Yaptığınız zemin etüdüyle ilgili analizler çıkar. Ona uygun olarak bir imalat tekniği tercih edersiniz. Birkaç defa da su bastı bu tünelleri. Evet, yani gerekli tedbirler alınmadığı için, iş liyakatli bir şekilde yapılmadığı için maalesef ortaya böyle garabet bir durum çıkmış oluyor. Bunu da fırsata çeviriyorlar. Yani işin içinde dolgu varsa, işin içinde toprak kazısı varsa, bunlar rahatlıkla ölçülebilen konular olmadığı için dolayısıyla buralarda büyük vurgunlar oluyor. Yani tıpkı Karadeniz sahil yolunda veya o sahil yollarında olduğu gibi, Zonguldak Kilimli sahil yolunda da aynı durum olmuştu. Gerekli takimatlar yapılmıyor. Proje dağın eteklerinden dönerek ilerlemiyor. Yani doğanın çizdiği rota takip edilmiyor. Neredeyse denizin içinden geçiriliyor yol. Açılış törenine birkaç gün kala deniz yolu aldı. Tabii ve ne oluyor? Buradaki dolgu deniz tarafından yutuluyor. Siz diyorsunuz ki bu dolgu malzemesi yanlış kullanıldı diyorsunuz. İtiraz ediyorsunuz. Suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Tam bilirkişi gidip inceleyecek. Dolgu yok.
Nerede dolgu? Diyorlar ki deniz aldı götürdü. Deniz aldı götürdü şeklinde 5 kere bu yolu yeniden yaparken devasa tutarlarda bir vurguna da imza atılmış oluyor. Evet. Yani Namık Bey, şunun adını koyalım, bakın Türkiye'de sel felaketi oluyor, taşkın felaketleri oluyor. Bunlar olduğu zaman birileri de ellerini, avuçlarını ovuşturmaya başlıyorlar. Çünkü dere ıslahları zamanında yapılmadığı için bu felaketin olacağı zaten belli. Bu felaketler olduğu anda da hemen pazarlık usulü 21B doğal afet oldu denilerek ne yapılıyor? Bu şirketler buralarla ilgili işleri alıyorlar. İşleri alıyor. Ve devasa tutarlarda parayı zenginleşme aracı olarak kullanmışlardır. Bir kısa ara vereceğiz. Reklam arası vereceğiz. Sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, Deniz Yavuz Yılmaz'la beraberiz. Devam ediyoruz. Bu özellikle Bilecik bölgesinde ilk bölümde Deniz Bey bunu anlattı. Kusur var. Kusuru müteahhit ödemiyor, devlet ödüyor. Kendisi kusurundan doğan zararları devlet karşılıyor. Biliyorsunuz bunların alacakları paralar da hazine garantisindedir. Örneğin bu Kuzey Marmara Otoyolu'nda yine aynı müteahhitler var. Hazine garantisi neredeyse proje bedeline ulaşmış durumda. Yani zarar etmek şansı asla yok. Öyle bir risk asla yok. Müteahhit devamlı kazanacak, devlet sürekli kaybedecek. Ve bunu kim ödeyecek? Hep birlikte biz ödeyeceğiz. Aynı şekilde konuştuğumuz... Biz suç duyurusunda bulunduk Namık Bey. Evet. Görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma başlıkları ile birlikte suç duyurusunda da bulunduk. Peki bunlar hakkında işlem yapılıyor mu? Daha önce de suç duyurusunda bulunulan pek çok proje vardı. Takip ediliyor mu bunlar? Yani devlet soruşturuyor mu bunları? Yani siz suç duyurusunda bulunuyorsunuz ama işliyor mu? Süreç işliyor mu? Şimdi şöyle, biz belgeleriyle birlikte ispat ederek suç duyurusunda bulunduğumuz için dolayısıyla hızlı bir yanıt almak mümkün olmuyor. Çünkü bu şirketlerin AK Parti tarafından korunup kollandığını biliyoruz. Dolayısıyla da bizim suç duyurularımız noktasında da siyasi bir baskının olduğunu bilmek gerekiyor. Ama bu adaletin tecelli etmesine engel değil. Yani gecikebilir adaletin tecelli etmesi ama neticede gerçekleşir. Bu bakımdan bizim ortaya koyduğumuz, iddia ettiğimiz, ispat ettiğimiz tüm bu yolsuzluk, usulsüzlük, kamu zararları ile ilgili suç duyurusunda bulunmamız gerekiyor. Bakın şimdi yakın bir zamanda da 134 ihale ile, yani 21B pazarlık usulü, yani sadece 3 veya 5 şirketin davet edildiği adrese teslim ihale dediğimiz 134 ihale ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Onunla ilgili şu anda hazırlıkları tamamladık. Bunların da toplam bu ilgili ihalelerin toplam tutarı 19 milyar 908 milyon dolar. Yani 20 milyar. Evet, 344 milyar Türk lirası diyebiliriz ve bizim yaptığımız hesaplamalara göre bunun yaklaşık 100 milyar liranın üzerinde bir kamu zararı var burada. Korkunç. Evet. Korkunç. Şimdi bunların her birini ayrı ayrı dosya dosya çalışıyoruz. Buradaki usulsüzlüğü tespit ediyoruz. Gerekli şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle adrese teslim olarak bu şirketlere bu ihalenin bu yöntemle verildiğini tespit edip yargıya gidiyoruz ve bunlarla ilgili hem tarihe not düşüyoruz, sadece amaç tarihe not düşmek değil, gereğini de yaptırmak. Gereğini de yaptırmak. İktidara geldiğimiz anda da bu yaptığımız suç duyurularının gereğinin hızlı bir şekilde yapılması ve buradan elde edilecek kaynağın vatandaşımızın yaşam standardını yükseltmekte kullanılması için de bir yol oluşturmuş. Evet. Bir de plansız yapılan bir takım şeyler var. Örneğin bir hızlı tren hattı, bu Ankara'dan gelen hattan Osmaneli'nden Bursa'ya bir hat çekilecekti.
İhalesi de yapıldı. Kalyon İnşaat aldı. Fakat sonra proje tamamen değişti. Bu kez Bandırma'ya kadar uzayacak diye yeniden bir ihale daha yapıldı. Rakamlar yine değişiyor. Tabii burada şeyler de var. Vergi muafiyetleri falan da tanınıyor. O Bandırma ile ilgili gelişmenin son durum nedir? Evet, şöyle. İlk ihale 3 Nisan 2018 tarihinde yapılıyor. Evet. Açık ihale usulüyle yapılıyor. Deniliyor ki Bursa Osmaneli Hızlı Tren Projesi açık ihaledir. İsteyen şirket gelip teklif verebilir. Bakın 15 tane şirkette gelmiş, teklifi vermiş. İşi kim alıyor? İşi Aga Enerji ve İmaj Altyapı adı verilen iki şirket alıyor. Hangi tutarda, hangi teklifte alıyorlar? 2 milyar 498 milyon lirayla işe alıyorlar. Bir süre sonra ne oluyor? İşin ihalesi usulsüz olarak iptal ediliyor. Deniyor ki bu girdi maliyetleri yükseldi, o nedenle biz iptal ediyoruz diyor Devlet Demiryolları. Şirketler, ihaleyi alan şirketler itiraz ediyor. Hayır diyorlar, biz bu fiyatlarla yapabiliriz. Biz yapacağımızı söylüyoruz. Hayır diyorlar, yine de iptal. Başa geçelim arkadaşlar, birinciden başlayalım. Yani Devlet Demiryolları kimin tarafında anlamak mümkün değil. Şirket, ben verdiğim fiyatlara güveniyorum, ben bu rakamları yapabilirim diyor. Devlet Demiryolları hayır, girdi maliyetleri arttı, ben sana bu işi yaptırmayacağım diyor. Evet, ve buradan başlıyor. Aradan yaklaşık 1,5 yıl geçiyor, tekrar ihaleye çıkılıyor. Ve bu kez ihale 21 Ağustos 2020 tarihinde pazarlık usulüyle yapılıyor. Yani sadece 5 şirketin davet edildiği adrese teslim bir ihale. Bu ekrandaki firmalar değil mi? Evet, evet, ekrandaki firmalar. 4'ü teklif vermiş, biri ben vermiyorum diyor. Ve işin kapsamı da Bursa Yenişehir Osmaneli iken bir de Bandırma'yı ekliyorlar. Hatta uzun hale geliyor. Tabii maliyeti de buna uygun olarak artacak. Ancak sözleşmelerdeki maliyet artışına bağlı olarak şirketin alacağı avans oranı da artıyor. Ona bağlı bazı avantajları da şirket sağlamış oluyor. İhaleyi Kalyon İnşaat evet alıyor. 9 milyar 449 milyon lira bedelli. Yalnız şimdi Kalyon'un ilk teklifi 9.990. Yani 500 milyon neredeyse iniyor. Zaten kendileri bu ortalama yaklaşık ihalenin değerini buradaki 4 tane şirket belirlediği için kendi aralarında. Dolayısıyla evet. Zaten rakamı onlar istedikleri kadar yükseltmiş durumdalar. Kaldı ki yeni ekledikleri Bursa ile Bandırma arasındaki demir yolunu temelde yapmak ve bitirmek gibi de bir düşünceleri yok. O Bandırma'nın eklenmesinin nedeni projenin bedelini yükseltmek ve şirketler ve AK Parti'nin devlet hazinesi arasına bir hortum bağlamasını sağlamak. Yani hortumun çapını genişletmişler burada. Evet. Dolayısıyla da Kalyon İnşaat bu işi alıyor. Şimdi Kalyon İnşaat bu işi alıyor ama bakınız pazarlık usulüyle. Bakın Sayıştay raporu ne diyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı Sayıştay raporu diyor ki gerekli şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle ihalesi yapılan işlerin listesi diyor. Bakın listeyi yayınlamış. Bu listenin 4. maddesi Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı inşaatı diyor. Ancak bu ikinci ihaleyi Devlet Demiryolları değil, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yapıyor. Yani ilk ihaleyi açık ihale usulüyle yapan Devlet Demiryolları'nın yaptığı ihale usulü değiştiği gibi ihaleyi yapan kurum da değişiyor. Evet. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bu ihaleyi pazarlık usulüyle yapıyor. Ve gördüğünüz gibi sözleşmenin tutarı da 9 milyar 449 milyon lira. Bir de zaten bu kadarlıkta vergi istisnası getiriyorlar. Şimdi o istisnalar var ve istisnalar yoruma çok açık.
Yani harç mı istisna ediliyor, pulu mu istisna ediliyor, vergi mi istisna ediliyor? Tamamen bu sürecin içinde kervan yolda düzülür misali. Türkiye'de bir kriz, bir karmaşa, bir kaos, bir şey yaşandığı anda arka kapıdan hemen evet. O maddeler kullanılarak o istisnaları genişletiyor. Ben Nedim Türkmen'e sordum. Bir kare geçen bir fotoğrafta arkadaşlar bu arada siz. Nedim Türkmen'e sordum, vergi uzmanı Sözcü Gazetesi'nde. Arkası açık bir istisna bu diyor. Yani gelir vergisi istisnasına kadar da taşınabilir, götürülebilir diyor. Kalyon İnşaat yani... açıklama yaptı o sırada, o günlerde. Kalyon İnşaat'tan sert tepki geldi. Herhangi bir muafiyet sağlanmamaktadır dedi. Bu açıklamayı da yaptılar. Yoruma açık, tartışmaya açık konular. Evet. Yani şu ana kadar bir muafiyeti kullanmamış olmaları ileride bir muafiyet kullanmayacakları anlamına gelmiyor. Kaldı ki kullanıp kullanmadıklarını da kendileri beyan etmediklerine göre, AK Parti'de bu konuda dürüst davranmadığına göre bunu anlamak da takip etmek de oldukça zor. Bakınız ne yapılıyor? İhalenin bedeli 9 milyar 444 milyon liraya kadar çıktı. Şimdi ne, peki ne yapıyor firma? Bakın gidiyor yurt dışından bir kredi kullanıyor. Bu işin yapılmasıyla ilgili. Kullandığı kredinin toplam tutarı 1 milyar 238 milyon 422 bin avro. Şimdi TL ile teklif verdiği işe avro ile kredi kullanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Namık Bey... Kullanırsa kullansın, evet, bize ne? Evet. Şirket kullanıyor, şirket ödeyecek değil mi? Hiç de bize ne değil. Neden? Evet. Bakın bu elimde gördüğünüz 2021 yılı kamu borç yönetim raporu. Ve bu rapor diyor ki bu kullanılan 3 parça halinde kullanılan bu 1 milyar 238 milyon 422 bin avroluk kredinin bakın borçlusu kim? Okuyorum borçlu resmi belgeden. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Birinci parça kredinin borçlusu. İkinci parça kredinin borçlusu Hazine ve Maliye Bakanlığı. Üçüncü parça kredinin borçlusu Hazine ve Maliye Bakanlığı. Yani bu şirketin kullandığı avro döviz cinsinden kullandığı kredinin de borçlusu kim? Vatandaş. Vatandaş. Biziz. Biz ödeyeceğiz. Dolar ve avro yükseldikçe de hepimizin sırtındaki yük daha da artacak. Böyle bir garabet. Peki, bakalım bu şirket ne yaptı bugüne kadar değil mi? Bir de ona bakalım. Bakın ne yaptı. Bu elimde gördüğünüz Kalyon İnşaat'ın hak ediş raporu. Bakın birinci hak ediş raporu 31.12.2021 tarihinde birinci hak ediş. Ne kadar ödenmiş şirkete? Toplam 900 milyon lira ödenmiş. 900 milyon lira. Niye ödenmiş? Şirket ihzarat yapmış. Yani sahaya malzeme getirmiş ve onun karşılığında da para almış. Bakın sahaya malzeme getirdiğini kontrol eden kim? AK Parti'nin bürokratları. Evet. Yani geldi mi gelmedi mi, ne kadar geldi belli değil. Ne kadar almış? Çivi çakmadan 500 milyon 174 bin lira para almış. Ve yine çivi çakmadan fiyat farkı ödemesi yapılmış. Ne kadar? 399 milyon 825 bin lira. 400 milyon lira fiyat farkı almış. Çivi çakmadan. 400 Sadece milyon güya lira. Malzeme getiriyor. Kontrol eden belli değil. Yok. Aynı zamanda da 400 milyon lirada fiyat farkı alıyor. Böyle fiyat farkını ülkede başka hangi şirket, başka kim alıyor? İşçi mi alıyor, emekli mi alıyor, ne alıyor? Bir anda. Şimdi bu fiyat farkları da bu arada hala devam ediyor. Yani hani bir kere değil, bir kerelik bir ödeme değil. Hala bu devam ediyor. Enflasyon da arttıkça bu ödeniyor. Bakın şirketin hiçbir riski yok. Ne güzel değil mi? Almış fiyat farkı ödemesini alıyor. Malzeme getiriyor, malzemenin parasını alıyor. Getirip getirmediği belli değil. Yurt dışından kredi kullanıyor. Kredinin borçlusu biziz.
Ödemezse, evet, dükkanı kapatsa biz ödemek zorundayız. Bak ve kaldı ki bir de şu konuya da dikkat çekelim. Şimdi ne dedim ben biraz önce? Dedim ki sahaya malzemeyi getirip getirmediği belli değil ama karşılığında 500 milyon liralık ihsarat malzeme getirdim, parası almış. Onunla ilgili de evrak düzenlemişti. Bu evrakın bir tarafına şirketin yetkilisi diyor ki, geliyor, ben diyor bu malzemeyi getirdim diyor. Karşısında da idarenin yetkilisi de kontrol ediyor, diyor ki evet getirmişsin, evet, diyor, değil mi? Şimdi bakın, diyor ki şartnamesinde, bu pardon, sözleşme tasarısında, bu demiryolu hattının yer tesliminden itibaren bir ay içerisinde idare elemanları ile kontrol teşkilatının ulaşımı ve arazideki kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 adet binek arazi aracı, bunlardan 5 adedi temsile uygun 3000 cc üzerinde olacaktır diyor. Yani şirket kendi yaptığı imalat veya getirdiği malzemeyi kontrol edecek olan idarenin yetkililerine lüks araç tahsis ediyor. Evet, evet, evet. Sonra evet. da şu malzemeyi getirdim, at imza at, parasını alayım diyor. Böyle de acı, garabet bir durum var. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Bunlar hep belgeli konular. Görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma konularıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk. Yani o kadar çok takip edilecek şey var ki, inanılır gibi değil. Yani yani şöyle ifade edelim. Hizmetten şimdi, ziyade para kazanmaya yönelik ihaleler sanki. Tabii bakın, şöyle hemen bakalım. Şimdi Bursa ve Bandırma arası neredeyse hayali bir iş. Yani bu sonradan uzattıkları kısım hayali bir iş. O nedenle gelin rakamları teker teker yan yana koyalım. Bu iş nasıl bir kara delik oluşturmuş görelim. Birinci ihale 2 milyar 498 milyon liraydı. Bunu koyduk. Bu iptal, evet, ettiler. Evet, gitti. Sonra pazarlık usulüyle adrese teslim, ihale yaptı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü. Ve ikinci ihale 9 milyar 449 milyon lirayla. Az önce gösterdiğimiz, evet, neticelendi. Şimdi şirket de bu iş için 1 milyar 238 milyon 422 bin avro kredi kullandı. Bu kredinin güncel tutarı nedir? Söyleyelim hemen. Bugünkü kurla güncel tutarı 21 milyar 746 milyon 690 bin 320 lira. Yani 9 milyar 449 milyon liraya çıkan ikinci ihalenin şu anda faturası yaklaşık 22 milyar lira. Of of of. Durum bu. Böyle büyük bir kara delik var ortada. Evet. Bir de şöyle bir şey var Deniz Bey. İhale tutarı kadar ihale veriliyor. Bir ay içinde, hatta 20 gün içinde o ihale tutarı kadar vergi muafiyeti getiriliyor. Mesela bunun bir örneği var. İsterseniz onu ben göstereyim. Rize Lojistik Limanı, bu İyidere Lojistik Limanı'nda ihale veriliyor. Hemen arkasından şey geliyor. Bu istisnalar geliyor. Yani hani bunu sınırlamıyor da istisnalar. Resim, harç, işte şu falan gibi bir takım şeyler değil. Nedim Türkmen'in dediği gibi arkası açık. İstediği şekilde kullanabilir. Tabii. Yani bu arada Namık Bey, yani Rize İyidere projesi dediniz, limanın inşaatı. Biz bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Onu da göstereyim. Evet. Siz konuyu açmışken. Rize İyidere lojistik limanı işine hiç bu işle ilgisi olmayan yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Rize Millet Bahçesi işini eklediler ve 98 milyon liralık ilave bir tutarı, yani çok hiç ilgisi olmayan bir liman inşaatı işiyle birleştirdiler. Bunun da 2022 yılı fiyatlarıyla burada oluşturduğu zarar, kamu zararı 240 milyon liraya ulaşmıştır. Yani biz tabii söylüyoruz, milyarlar, milyonlar böyle havalarda uçuşuyor ama
Bunlar eski parayla milyar dediğimiz rakam katrilyon. Doğru. 240 milyon lira kamu zararı dediğim kısım, bu Rize İyidere Lojistik Limanı ve Rize Millet Bahçesi işinin iç içe geçirilmesiyle oluşan buradaki zarar 240 trilyon eski parayla. Evet. Yani ne demek bu? Yaklaşık 240 tane daire satın almak demek. Müthiş. 1 milyon lira bedel olsa 240 tane daire demek bir anda. Yani bir anda birilerini nasıl zenginleştiriyorsun? Tabii. Bir anda mesela 240 tane daire sahibi oluyor. Evet. Burada zaten bu İyidere Lojistik Limanı yapılıyor ve ihale veriliyor. Geçelim arkadaşlar bunu, fotoğrafı. Aşağı yukarı 1 milyar 370 milyon liralık dev ihale Mehmet Cengiz'e gitti. Gidiyor. Mehmet Cengiz bunu alıyor. Biz kare geçelim arkadaşlar. Hemen arkasından ihale bedeli 1 milyar 370 milyon 106 bin lira 20 kuruş. Vergi istisnası gene aynı. 1 milyar 370 milyon 106 bin lira 30 lira 20 kuruş. Yani bu kadar mı üst üste örtüşür? İyidere Lojistik Liman İnşaatı'nın vergi istisnaları. Yani bunlar yapmışlar. Da bitmiyor. Bir gün arkasından da gene 1 milyara yakın, geçelim arkadaşlar. Bu vergi istisnalarını açıklayan belge. Geçelim bir tane daha. Resmi gazetede yayınlanıyor. Evet. Trabzon Aşkale yolu inşaatını da 953 milyon liraya, hemen onun arkasından Trabzon Aşkale yolu Zigan'a ikmal işte. Aynı insan alıyor bunu da. Aynı şirket alıyor bunu da. Yani nasıl bu kadar üst üste gelebilir yani artık bunu? Yani bu şu demek aslında, bu AK Parti'nin bir aymazlığının göstergesi. Neden? Çünkü önce parayı verecek, vergisiyle birlikte bir kısmını geri alacak. Daha sonra da hazineye bağladığı hortumla bu şirketlere tekrar bu parayı başka başka ihaleleri yüksek göstererek o şekilde onlara aktaracakken, bunu artık uzun bir yol olarak görüyor. 20 yıllık iktidarının artık geldiği şu son dönemde, son noktada diyor ki ben artık bunlarla uğraşmak istemiyorum. Yok ondan vergiyi aldım, sonra hortumu bağladım, ona geri verdim, siyasetimi finanse ettirdim kısmıyla uğraşmak istemiyor. Evet. Ve artık doğrudan diyor ki ben diyor bu vergiyi bundan almayayım. Ha, vergiyi almıyor, harcını almıyor, pulunu almıyor. İşine ne zaman ne geliyorsa ona göre hareket ediyor. Ama günün sonunda bütün bu ihalelerin üzerinde çok karanlık bir karanlık bulutlar var. Çok doğru. Büyük şaibeler var ve bu şaibelerle ilgili olarak da bakın bazı tedbirler alıyor. Şimdi nasıl tedbir alıyor? Size biraz önceki Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli tren projesinin sözleşme tasarısından okuyorum. Bakın bu sözleşme tasarısına göre hangi cihazların şantiyelerde bu işle ilgili hazır edilmesi gerekiyor biliyor musunuz? Bakın okuyayım. 6 adet evrak imha makinesi. 6 adet. 6 adet evrak imha makinesi. Belki çok önemli bir malzeme olabilir. Anında bir takım şeyleri imha etmek için. Yani bunu da atlamamışlar. Öyle söyleyelim. Çok ilginç. Evrak imha makinalarıyla makinalarının ve Türkiye'nin gündemine geleceği bir döneme doğru hızla ilerliyoruz. AK Parti'nin son dönemi ve iktidardan ayrıldığı dönem bu evrak imha makinalarının çok konuşulacağı bir döneme benzeyecek. Önce zaten bu 17 Aralık sürecinde de bahsedilmişti o evrak imha makinalarından. Hatta birisinin evde bozulduğu söyleniyor. İşe yaramayınca damat Berat Albayrak yenisini getirtti falan diye anlatılır. O günlerde, o yıllarda, 17 Aralık sürecinde. Ama geldikleri durum şu. Yani biz normalde AK Parti'ye baktığımız zaman burada tedarik edecekleri cihazlar arasında aslında neyi görsek şaşırmazdık? Para sayma makinalarını görsek şaşırmazdık. Para sayma makinesinden evrak imha makinesi durumuna geldiler şu anda. Evet, evet. Durumlarını açıklamak için çarpıcı bir örnek diyelim. Şimdi tabii bunların demin siz de topladığınız, üst üste koyduğunuz zaman
Bir de iş, atıl kalan yatırımlar bunlar. İşte Balıkesir Havalimanı'nı tutalım, Zafer Havalimanı'nı tutalım. Benzer başka Tokat Havalimanı şimdi yeniden açıldı. Sürüncemede kalmıştı uzun bir süre. Ta eski dönemlerde açılmış Sinop Havaalanı vardır. Hala o kullanılıyor mu kullanılmıyor mu bilinmiyor. Yani sırf projeden para kazanma uğruna yapılmış projeler sanki bunlar. Yani tabii, işlerliği yani olmayan projelere para yatırmak. Siyasetini finanse etmek için 85 milyona hazineyi dağıtıp da onların bu yaşam refahı yükselip harcamaları artıp paranın Türkiye'nin içinde dolaşıp daha sonra vergi olarak tekrar hazineye gelmesi gibi bir yolu tercih etmeyip doğrudan parayı istedikleri anda paylaşabilecekleri, tahsil edebilecekleri, yandaş şirketlere aktarabilecekleri buna benzer projeleri yapıp buradan da kendi siyasetlerini finanse edecekleri hortumları kendilerine bağlamış oluyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu projelerin yapılmasına karşı değiliz. Aksine belirli bir öncelik sırasıyla yani vatandaşların önceliklerini tespit ederek bir projeksiyon, bir vizyon oluşturup 20, 30, 40, 50 yıllık bir devletin yatırım programını oluşturup bu çerçevede bunları yapmak, evet. Demir yolu, karayolu, hava yolu bunların hepsini birbirine entegre eden nüfus ve kalkınma planlarına göre bu işleri yapmak varken onlar dediğim gibi büyük devasa adını verdikleri projelerle devasa paraları hortumlamaya ya, devam ediyor. Deniz Bey şu Osman Gazi Köprüsü'nde 40 bin aracın geçtiğini varsayarsak yani garanti bedeli 40 bin. 40 bin aracı geçtiğini farz edersek aşağı yukarı 26 milyon lira bir günde zararda. Yani çok araç geçmesi kar getirmiyor. Çünkü yeni maliyetlere göre Amerika'daki tüketici fiyatlarındaki şeylere göre 50 ile 60 dolar şu anda Osman Gazi Köprüsü'nden bir aracın geçiş bedeli. Biz bunu 50 dolardan hesaplasak 850 lira ediyor. 184,5 lira alıyorsunuz. Geriye kalıyor 650 lira. Her araç için 650 lira para ödeniyor. Maalesef bu dolar yani döviz garantili yapılan bu AK Parti tarzı yapışa devret modeli yüzünden ülke devasa bir karanlığın içine girmiş durumda. Geleceği ipotek altına alınmış vaziyette. İşin en acı tarafı da bu. Yani AK Parti gidecek, doğru gidecek ama yeni gelen jenerasyon maalesef büyük bir sıkıntı yaşayacak. Bakın Osman Gazi Köprüsü, biz ne konuşuyoruz? Osman Gazi Köprüsü'ndeki araç geçişlerini konuşuyoruz. İşte dolara, avroya endekslenmiş araç geçiş garantileri evet. Var. Diğer taraftan bu yapışa devlet modeliyle yapılan birçok projede, sözleşmede garanti edilen araç sayıları da Libor'a bağlandığı için burada da ilave araç sayıları her geçen gün artıyor birçoğunda. Libor ne? Londra uluslararası bankaların birbirlerine dolar üzerinden uyguladıkları faiz. Yani kur farkı vatandaşın üzerine bir yük olarak biniyor. Bu yapışa devlet projelerinde. Faiz biniyor. Maalesef tüm hepsinin faturası da elektrik, doğalgaz, su olarak zam olarak vatandaşa yansıyor. Bakın sadece bu araç geçişleri değil aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı Sayıştay raporu var. Rapor diyor ki Osman Gazi Köprüsü'nü de içine alan Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunda diyor ilgili şirket kamulaştırma kullanım bedelini ödememiştir diyor. Kamulaştırma kullanım bedeli. Yani devlete ait olan, devletin kamulaştırdığı yerden geçirdiği yol, üzerine kurduğu tesis, oradan para kazanıyor. İşte bu alanda diyor bir kamulaştırma kullanım bedeli ödemesi lazım ama ödemedi diyor. Bakın 2019 yılına kadar bu tutar ne kadar?
568.151.000 TL. 2019'a kadar, 2022'ye kadar bu rakam 1 milyar lirayı bulmuş durumda. Of. Düşünebiliyor musunuz? Yani ne demek bu? 1000 tane daire demek. 1000 tane. Doğru. O da 1 milyon liradan hesaplıyorum. 500 milyon lirada, 500 1 milyar eski parayla hep söylüyoruz. Artık onlar birbirine karıştı. Evet, yarısıyla hesaplasak 2000 daire yapar. Yani bir anda birileri, bakın, devlete ait ödemesi gereken parayı ödemiyor ve 2000 adet daireye sahip oluyor şuradan. Bir anda. Düşünebiliyor evet. musunuz? Evet. Yani böyle garabet bir durumla karşı karşıyayız. Ve Sayıştay söylüyor bunu, parayı tahsil et diyor. Ama AK Parti'nin bürokratlar, saray parayı tahsil etmemek için dört dönüyorlar. Ve günü geliyor bu şirketleri kıskacına almak için de, tehdit etmek için de o zaman da bunları kullanıyorlar. Diyorlar ki bak, biz senden tahsil etmemiştik. Eğer seçimde bize destek vermezsen, bizi desteklemezsen, yanımızda durmazsan bu paraları o zaman senden tahsil ederiz diyor. Ancak AK Parti iktidardan gidiyor olduğu için artık bu şirketlerin hiçbirinin de buna kulak asacağını düşünmüyorum. Bu konuyla ilgili olarak da yine suç duyurusunda bulunduk. Bu kamulaştırma kullanım bedeli, tahsil edilmeyen tutarların Osman Gazi Köprüsü dahil Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolu projesi kapsamında ilgili şirketlerden tahsil edilmesi için suç duyurusunda bulundu. Seçimden sonra takip edilecek çok dosya var yani. Yani size masayı göstermek isterim ama yani çok da mümkün değil. Ekran tam dönmüyor. Şu anda görüntüdeki benim dışımdaki her yer dosya durumunda, öyle söyleyeyim. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz bu çalışmalarınız için. Ve umarız, dileriz seçimlerden sonra en azından bu dosyaların çoğu hakkında işlemler yapılır ve Türk halkından çalınanlar, Türk halkının hakkı olan paralar yerlerini bulur. Deniz Yavuz Yılmaz, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son bir cümle. Ben teşekkür ediyorum. Biz bu yolsuzluklar, usulsüzlükler, kamu zararlarının peşindeyiz. 7 gün 24 saat peşindeyiz. Gerekli suç duyurularında da bulunuyoruz. Belgeleriyle birlikte ispat ediyoruz. İktidara geldiğimiz anda da vatandaşın hakkı olan bu parayı vatandaştan çalanlardan alıp vatandaşın hayatını, yaşam standartını yükseltmek için kullanacağız diyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler katıldığınız için. Evet, Deniz Yavuz Yılmaz çok çok önemli şeyler söyledi. Bakın, sıkıntı çekiyoruz Türkiye. Vatandaş geçim sıkıntısı çekiyor. Faizler artmış, enflasyon yükselmiş. Ne kadar zam gelse enflasyona yetişemiyor zamlar. Ve bir taraftan da bir takım şirketlere devlet kaynakları hortumlarla akıtılıyor. Durum bu. Bir kere daha düşünün Türkiye'de neler olup bittiğini. Yarın seçim zamanı geldiğinde, sandık başına gittiğinizde bunları hatırlayın. Evet, güzel bir pazar günü diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi pazarlar.